Merhabalar Tuğba. Merhaba. Bu hafta bu videoyu yayınladığımızda neredeyse yılbaşına bir hafta falan kalmış olacak. Bu videomuz yılbaşı özel videosu aslında bakarsan. Ve yılbaşında neler yapabiliriz onları ya da yılbaşı yaklaşırken neler yapabiliriz onları konuşuyor olacağız. Şimdi ilk olarak bu yeni dileklerimizi, yeni yılla ilgili bu güzel beklentilerimizi nasıl bir formüle dönüştürebiliriz? Yeni yıl yaklaşırken neler yapabiliriz? Sen neler öneriyorsun? Buradan başlayalım bence. Evet. Öncelikle şimdiden herkesin yeni yılını kutluyorum. İnşallah daha güzel, daha huzurlu, daha sağlıklı, daha mutlu ve neşeli, bereket dolu bir yıl olur hepimiz için. Bu yılbaşında biliyorsun hepimiz evlerdeyiz. Onun için evde olmanın bize getireceği aslında güzel şeyler de var çünkü ev bir yerde bereketimiz de anlamına geliyor. Onun için o anlamda evde küçük düzenlemeler yapılabilir. Mesela benim her zaman mesela işte ben bir şey istiyorum fakat bu bana nasıl gelir sorusuna ben her zaman derim ki o zaman evden bir şey çıkar derim ki onun yerine o gelsin. Yani evrensel yasaları kullanabilirsin bu anlamda. Çünkü evren boşluğu sevmez. Bir şekilde orayı doldurur mutlaka. Onun için bana soranlar mesela derler ki işte hocam ben işte yeni bir kazak istiyorum. Bu nasıl bana gelebilir diye. Ben de derim ki kullanmadığın kazakları, böyle depoladığın kıyafetlerini onları elden çıkar. İster bir hayır kurumuna bağışla, ister birisine ver, ihtiyacı olan birisine ver. İstersen çöpün yanına ayrı bir şekilde bırak. Nasılsa o bir şekilde alıcısını buluyor. Sen orada o boşluğu yarattığın an evren bir şekilde onun karşılığını sana getiriyor. Bir bakıyorsun işte belki de sana bir kargo gelecek, bir hediye gelecek veya sokakta işte arkadaşınla görüşüyorken sana bir kazak hediye edecek. Yani onun için buradaki önemli olan şey evin çok ferah ve gerçekten kullanmadığın, hani ileride lazım olur belki diye tuttuğun, hele özellikle işte kırık, kırılmış, çatlamış vesaire objeleri mümkün mertebe barındırmıyoruz. Çünkü evimiz ne kadar ferah olursa o gece, bence o kadar da güzel bir şekilde ferahlıkla yeni yıla gireriz diye düşünüyorum. Çünkü bizim zihin durumumuzu aynı zamanda bulunduğumuz ortam da etkiliyor. Onun için daha önce de söylemiştim sanırım. Ev ne kadar dağınık olursa emin olun zihniniz de o kadar dağınık oluyor. Onun için mümkün mertebe. Hatta böyle biraz da süsleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Hani ufak tefek şeylerle. Mutlaka bazılarımızın evlerinde ağaçlar vesaire kurulmuştur. Ama biraz daha böyle özel belki hani isteyenler tabii bu bir ritüel yani bu bir seçim. Herkesin kendine göre mutlaka bir yolu vardır. Peki yeni yılda önerdiğin bir niyet meditasyonu var mı? Herkesin bir sürü dilekleri var çünkü yeni yılla ilgili. Özellikle 2020 hepimiz için, bütün dünya için biraz zorlu geçti. Herkesin güzel dilekleri var 2021'e. Peki bunları spiritüel olarak nasıl yapabiliriz? Evet. Niyet meditasyonlarımız aslında daha önceki videomda, bir önceki videomu da bakabilirler. Bu arada niyet etmenin veya büyümenin formülü diye bir videomuz vardı. Orada çok detaylı bir şekilde aslında öncelikle gerçekten istediklerimiz, hayata getirmek istediklerimiz bir arzu mu? Yoksa gerçekten hayatımızın bir parçası olan, hayatımızın amaçlarından olan biri bir niyetimiz mi? Bir kere onu bir belirlemek gerekiyor. Bu çok önemli. Ve ben genelde meditasyonları yaptırırken öncelikle bu yılı şöyle bir gözden geçirmelerini isterim her zaman. Öncelikle bir gözlerini kapamasını insanların ve bir şekilde o Ocak ayından başlayarak orada yaşadıkları belki de en kötü anları, belki de en mutlu anları. Yani bir şekilde bir film şeridi gibi, bir film makinesi gibi, böyle bir film bantı gibi şöyle güzelce o bir seneyi şöyle bir gözden geçirmelerini isterim ki istediğimiz şeyi çok daha net algılayabilelim. Çünkü zihin çok da fazla her şeyi şey yapmaz yani. Unutursunuz çok fazla şey. Onun için şöyle bir hafızayı yenilemek, gerçekten ne istediğimizi, gerçekten bu bir niyet mi ya da arzu mu diye öncelikle o güzel şöyle bir film şeridi gibi bunu gözümüzün önünden geçirirsek o zaman çok daha güzel bir şekilde bir listeye kavuşabiliriz diye düşünüyorum. Ve bence listede
Eğer bu bir niyetse zaten sadece kendinize ait olan bir şey olacaktır. Yani bir başkası için niyet edemeyiz. Peki niyet kısmını tamam ama bir örnek üzerinden açıklasak nasıl cümleler olmalı niyet kısmı ve daha sonrasında bunu nasıl bir meditasyona dönüştürebiliriz? Evet. İnsanların bu konuda biraz kafası karışıyor. Çünkü dedim ya niyet, arzu vesaire ortalık biraz şey ve çokça fazla örnek var. Benim için en güçlü olanı niyetin özüdür. Yani listeyi yaparken, niyetinizi belirtirken benim için en önemli maddelerden bir tanesi net olmaktır. Net. Yani siz ne kadar net olursanız, bu birinci maddedir, ne kadar net olursanız o kadar güzel bir şekilde aslında istediğinizi evrene bir şekilde bildirirsiniz. Ama siz net değilseniz o zaman ne geleceğini de bilemezsiniz. Örneğin mesela ben mutluluk istiyorum. 2021'de mutluluk istiyorum. Şimdi mutluluk o kadar göreceli bir kavram ki. Bazıları işte bisiklete binmekten hoşlanıyor ve mutlu oluyor. Bazıları pul toplayarak, pul koleksiyonu yaparak mutlu oluyor. Sana pul koleksiyonumu göstereyim mi? Bazıları sinemaya gitmeyi seviyor ve öyle mutlu oluyor. Sizi mutlu eden şey ne? Çok önemli bu. Yani ne kadar net olursak, siz bir bankaya gidip şey yapıyor musunuz? Merhabalar, merhaba. Ben para istiyorum mı diyorsunuz? Öyle bir şey var mı? Yok. Neden? Çünkü biliyorsunuz ne kadar para isteyeceğinizi. Çünkü kredi çekmeye gidiyorsunuz. Yani 30 bin lira diyorsunuz mesela. Ha bunun 20 bin lirasını anneme versem, 10 bin lirasını kendime alsam. Net bir hesap yok mu orada? Veya gidip bir restorana şey mi diyorsunuz? Merhabalar, merhaba. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Bana yemek getir. Ben açım. Anca bize iki kişilik yemek getir. Bağış üstüne efendim. Değil mi? Orada bir menü var. O menüden inceliyorsun her şeyi. Tamam. Haremil mohletti, zine stres tişatlı. Didik didik ediyorsun. Hatta o menüyü bile bozuyorsun. Bana bir tane oralet verir misin oradan? Maalesef beyefendi. Bizde oralet yok. Adamlar aylarca emek harcamışlar. Ya hocam bunda mantar var. Mantarı da acaba çıkarsak mı diye. Hani o kadar netiz ki bu konuda. Ama maalesef bu konuda çok net değiliz. Bana mutluluk ver. Sen biliyorsun Allah'ım falan. Hani sen zaten durumu biliyorsun gibi bir konuyu şey. Konuyu biliyorsun amin diye. Ha konuyu biliyorsun amin. Yani olur. Tabii yukarıda zaten bir heyet var. Herkes böyle. Acaba Tuğba bugün ne isteyecek? Aa mutluluk mu istedi? Hadi toplanın arkadaşlar. Assemble. Mutluluk neydi onun için? Bir bakalım. Hani yani öyle bir şey yok. Onun için ne kadar net olursak bunu en güzeli çocuklarda görebiliyoruz değil mi? İdare edemem anne. İdare edemem. O çocukla markete gittiğinde, oyuncakçıya gittiğinde şey mi diyor acaba? Ben bunu anneme babama nasıl aldırabilirim acaba? Mı diyor yoksa direkt bunu istiyorum mı diyor. Bitti. Ne kadar net olursan o kadar güzel bir şekilde aslında o dalgayı yaratırsın ve bunun sana geri dönüşü güzel olur. İkincisi samimiyet. Samimiyet de çok önemli bence. Çünkü neyi neden istediğini de aslında kendine itiraf etmek isteyebilirsin. Dürüstlük burada çok önemli. Yani bir şeyi gerçekten neden istediğini bilmek, idrak ve onun üstünü kapatmamak gerekiyor. Örneğin yine orada bir örnek verecek olursak işte ben bir ruh eşi istiyorum. İşte hayatımda bir sevgili olmasın ve onunla ömür boyu yaşamak vesaire vesaire. Ama bunun altında yalnız kalmaktan korkuyorsan veya yalnız ölmekten korktuğun için birilerini istiyorsan orada altta başka bir şey var demektir. Bunu itiraf edebilmelisin kendine. Yani burada ne kadar dürüst ve samimi olursan niyetlerinde o kadar niyetin kaynağı da o kadar temiz olacaktır. Ve bence ona göre her şey bir şekilde düzene girecektir diye düşünüyorum. Peki bu söylediğin konulara dikkat ederek bir niyet listesi oluşturduk. Niyetimizi çıkar. Evet. Şimdi ne yapacağız? Bunun haricinde başka bir şey daha var. Üçüncü madde. Sen hemen videoyu bitirmek istiyorsun galiba. Herkes meditasyonu merak ediyor. Oraya gitmeye çalışıyorum aslında. Ama tabii evet. Top sende şu anda. Gerçekten istemek. Bir de böyle bir durum var. Demin bahsetmiştim ya. Allah'ım yani uygunsa hani senin için de müsaitsen hani bir ara bana bilmem ne. Hani ya istesene. Biraz kendini değerli hissetmen gerekiyor. Biraz hani ben bunu istiyorum kardeşim. Aynı o çocuktaki gibi işte ben bunu istiyorum.
Yani bu istemeyi de biraz o anlamda biraz şey yapıyoruz. Milyonlarca insan var. Benimle mi uğraşacak? Benimle mi ilgilenecek? Falan gibi bir şey vardır yani. Onun için o anlamda istemek çok önemli. Bunu istiyorum. Hatta niyet cümlelerinde niyet ediyorum. Sonuna niyet ediyorum cümlesini koymak bence çok güzel. Bir de sonuncu aslında en önemli şeylerden bir tanesi ki şu anda yapılan bu yaratım meditasyonlarında en çok kullanılan teknik bence. Herhangi bir şeyi gerçekten niyetlerinizi yazdıktan sonra ve bunu meditasyonunu yaparken bu olayların sanki çoktan olmuş gibi, çoktan gerçekleşmiş gibi, sanki çoktan onlara sahip olmuşsunuz gibi gözlerinizi kapattığınızda onları yaşamanız. Bir şekilde onları koklamanız, onları hissetmeniz, onları dokunmanız, onları görmeniz, hangi yoldan yaparsanız yapın veya sadece duygusunu hissedin. Örneğin mesela bir ev mi istediniz? Bir çatı mı istediniz? Çatı ne anlamına geliyor? Genelde güven duygusudur değil mi? Kendinizi güvende hissetmektir değil mi çatı? Onun için o anlamda evi göremeyebilirsiniz. Üçüncü gözünüz veya imajine gücünüz çok şey olmayabilir ama o güven hissini hissedebilirsiniz. Ne kadar canlandırabilirseniz bunu, hatta bunu bazı işte sistemlerde hayal panosu yapın derler. O da aslında bir seçenek. Yani kendinize mesela yeni yıl için güzel bir hayal panosu yapabilirsiniz. Ve meditasyon. Yeni yıl meditasyonu. Öncelikle ne yapalım? Şöyle güzel, rahat, huzurlu, sakin, bizi rahatsız edilmeyecek bir yerde bir ortam yaratalım kendimize. Güzel bir müzik, güzel bir tütsü, bir mum, bir şey isteğe göre. Oturup şöyle bir gözlerimizi kapatalım, şöyle bir derin birkaç diyafram nefes alıp verelim. Bedenimizi bir rahatlatalım. Çünkü gergin ve kasılı bir bedende bu tür şeyleri yapmak biraz zorlaşabilir. Hem o enerjiyi almak vermek de biraz o anlamda tıkanıklık yaratabilir. Onun için ne kadar rahat olursak, ne kadar bedenimiz rahat olursa o kadar güzel bir şekilde bu meditatif çalışmaları daha derinleştirebiliyoruz. Ne yapıyoruz? Gözlerimizi kapatıyoruz. Şöyle güzel bu yılı önümüzden şöyle bir film şeridi akar gibi şöyle bir kendimizi bir görüyoruz orada. Yaşadığımız o bütün olaylar, en çok güldüğümüz, en çok ağladığımız, ilişkilerimiz, hayatımıza girenler, hayatımıza çıkanlar, hayatımızdaki sorunlar, problemler, en çok tıkandığımız yerler, en kolay başardığımız, en mutlu olduğumuz anlar vesaireler. Bu şekilde şöyle güzel bir o film şeridini şöyle bir açıp şöyle bir seyredip sonunda bitirdiğimizde, Aralık ayına son gününe de geldiğimizde, şu ana geldiğimizde gözlerimizi açıp artık içimizden gerçekten bu yıl için yani önümüzdeki yıl için ne istediğimizi güzel bir niyet listesi yapabiliriz. İster bunu madde madde yapabiliriz. İşte 1, 2, 3, 4, 5 ya da isterseniz güzel bir şey yapabilirsiniz. Bir mektup yazabilirsiniz. Yüce Rabbim, işte sevgili ilahi olan, yaradan, neyse nasıl isimlendiriyorsanız Allah'ım. Güzel bir mektup yazabilirsiniz ve niyetlerinizi o şekilde sıralayabilirsiniz. Sıraladıktan sonra gözlerinizi kapatıp tekrardan bunu bir de içinizden sözlü olarak ona belirttikten sonra da güzel o açmış olduğunuz o müzik eşliğinde o bütün o niyetlerinizi tekrar gözünüzün önüne getirip onları güzel güzel teker teker yaşayın. Sanki olmuş, bitmiş, sanki çoktan sahip olmuşsunuz gibi. Ve tabii ki en sonunda da bunu da bitirdikten sonra da şükretmeyi unutmayın. Yani çünkü şükür çok önemli bir, bence yaratım çalışmalarında çok önemli bir imzadır. Ve o imza olmadan bence bir eksiklik olabiliyor diye düşünüyorum. Peki harika bir niyet listesi ve harika bir meditasyon geçirdik. Şimdi elimizde hala o niyet kağıdımız duruyor. Peki bu niyet kağıdını nereye postalayalım? Ne yapalım? Evet, bu da mesela çok sorulan bir soru. Hocam kağıdı ne yapmalıyım? Genelde bence kağıdı bana gönderin. Çünkü kağıdı bana gönderdiğinizde biliyorsunuz zaten niyetleri yazmadan, oluşturmadan sizlerle bir anlaşma yaptık. Herkesle bir imza aldım. Genelde işte parasal yani büyük miktarlarda işte ev, emlak gibi şeylerde %10 ile %20 arasında bir komisyon aldığım için bu niyetlerin bende durması bence daha garanti. En azından kontrol edebilirim yani ona hiçbir kaçak olmaz. Evet. Şimdi bana göndermeyenler için yani kağıdı göndermeyenler için herkes farklı bir şey söylüyor. Yani bazıları diyor işte niyetinizi yakın.
İşte bazıları diyor işte suya atın vesaire. Hani Hıdır Ellez'deki işte şeyler gibi. Bence hepsi okey. Çünkü bir şekilde eğer siz bu niyetlerinizin evrene yayılmasını istiyorsanız ateş bence çok güzel bir şey. Çünkü ateşle havaya bunu bir şekilde yaymış olursunuz. Toprağa gömseniz toprak vasıtasıyla bu bir şekilde yine yayılıyor. Denize atsanız su vasıtasıyla da yayılıyor. Onun için herhangi bir şekilde bu daha güçlü, bu daha iyi diyemem. Bu arada bunların haricinde bu niyet şeyinizi cüzdanınıza da taşımaya devam edebilirsiniz. Bu da çok güzel bir şey. Çünkü arada bakıp onları tekrardan böyle bir bilincinize bir tazeleyip hani hayal panosu gibi niyet kağıdınızı o şekilde de tutmaya devam edebilirsiniz.